Merhaba, hoş geldiniz. Methemoglobinemi nedir? O konuda size kısa, hap gibi bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz normalde hemoglobinin oksijene bağlanabilmesi için önemli olan bir faktör var. O da nedir? Buradaki demir atomunun +2 pozisyonda olmasıdır. Yani ferroz bir demir olması lazım. Eğer bunun yerine F+3 olursa, yani ferrik bir demir olursa, o zaman hemoglobinin oksijene bağlanma kapasitesi düşer. Hemen hemen oksijenle hiç afinitesi yoktur. Normalde peki bu vücudumuzda normal olarak bulunabilir mi? Tabii ki bulabilir. F+3 belli bir düzeyde var ama yaklaşık %1'in altında. Ama eğer bu F+3 pozisyonu %20'nin üzerine çıkarsa o zaman ciddi bir klinik tabloyla karşı karşıya kalırız. Peki bu klinik tabloda neler var? İsterseniz onlara bir bakalım. Normalde biliyorsunuz deoksihemoglobin düzeyimiz, yani hemoglobinin oksijen taşımayan düzeyimiz aşağı yukarı 5 gram bölü desilitre olduğu takdirde deri ve mukoza siyanotik, yani mavi görünüme, siyanoz görünümüne sahip olabilir. Dolayısıyla bunun sebebi de işte bu methemoglobinemiden, yani F+3 pozisyonunda oluşan methemoglobin, ki oksijenle ilgisi yok. Oksijene karşı tamamen ilgisini kaybetmiş durumda. Peki neler yapar bunu ve klinik tabloda neler görülür? Son olarak da isterseniz ona bir göz atalım. Şimdi siyanozun yanında ek olarak baş ağrısı, dispne, yani nefes darlığı ve konfüzyon görülmektedir. Tabii aklımıza gelecek en önemli şey, methemoglobinemi denilince aklımıza gelecek en önemli şey siyanür zehirlenmesi bunu yapar. Onun haricinde ilaçlardan pek kullanılıyor. Nitroprusit benzer şekilde methemoglobine yapılabilir. Daha az oranlarda nitratlar, nitrogliserit de benzer şekilde yapabilir. Lokal anesteziklerden lidokain özellikle çok yüksek dozlarda kullanılırsa methemoglobine yapılabilir. Bazı antibiyotikler içerisinde de sülfatlar akla gelmektedir. Ama burada methemoglobine deyince siyanür zehirlenmesi aklımızda bulunması lazım. İlaçlardan da şu anda piyasada yok. Nitroprusit methemoglobine sebep olarak hastada ciddi klinik tablolara yol açabilir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.